Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunun da tümü yerine aktif hale getirirseniz o şekilde atmış olduğum videolardan bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. gördüğünüz şöyle tekrek mavi, reyyan marka bir yazma ve böyle tonlama yaparak hazırladığım bir iğneden ta bir model var. Bu üzerinde görmüş olduğunuz iplerden. Evet, şimdi modelimize bakalım. Şöyle modelimiz bu şekilde 3 tane Badem kenar kontöründe gittim. Bu 5 taneydi istenilen modelde. Fakat havlu kenarı veya mevlüt örtüsü gibi şöyle çok büyük duracağı için bu şekilde arkadaşlar üçlü yaptım. Şöyle tülbentlere zarif olsun diye. Eğer iste, isteyen olursa tabi bu dalları 6 dal yerine 10 dal yapıp 5 tane de badem yapabilir. Evet modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak ilk önce başlıyoruz. İkişer zincir çekerek tığ battıları hazırladım. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut. Şöyle iki tane böyle düz kaya yaptım. Bir tanesini sizde yapacağız. 3 tane bıraktım. Bakın arkadaşlar. Üç tane bu şekilde ara tığ battı. Ara suyunu bıraktım. Ve Şimdi bir tane de sizde yaparak 3'e tamamlayacağız. İlk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. Şöyle sık iğne ile ipimizi tığ battıya sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum ve hemen bir tane tığ battı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki tığ battıya. Şimdi bir zincirle ters tarafına ilk sık iğneye ve 3 zincir. 2 olan tığ battımız şöyle bire düştü tepesine de bir zincirle sık iğne ile sabitleyerek şöyle sıfır noktası oluşturuyorum 8 tane zincir hemen 8 zincirimi artma işlemi olarak kullanıyorum bu şekilde ara suyunun yapılışı şimdi buraya 7 tane üçer zincirden tığ battı yapacağım şöyle bir bir iki 3 zincir 2 1 2 3 zincir 3 şöyle 4 hızlı bir şekilde 5 6 7 7 tane tığ battığı buraya bu şekilde yapıyorum ara mesafesi ve burada şimdi yuva oluşturacağız dallar için hemen sık iğne ile dönüş yapıp buraya sabitledim 7 tane zincir çekiyorum bir tane boş bırakıp ikinciye girip şöyle bir 7 zincirden yuva oluşturdum ve kenarda 4 tane tığ battı kaldı bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğne ile yuvaya sabitliyorum şimdi 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 bu dalı daha uzun yapmak isteyen 10 bile çekebilir. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi ikinci dalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üçüncü tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıyorum. 4 oldu. Toplamda 6 tane dal yapacağız. 5 6 ve 7 7 zincirimi kapattım bakın sonucu altıncı muhakkak dibine bir sık iğne yapıyorum bir tane de tığ battı bakın şu dönüş yapmış olduğum yere girip iki tane sık iğne olmuş oldu ve yine 3 zincirle buraya 6 tane tığ battı mesafesi vereceğim 7 tane vereceğim tıpkı sağda olduğu gibi çünkü sola doğru meyil olduğu için aynı oluyor arkadaşlar Şöyle 3 zincirimi çektim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 zincir. 4, 1, 2, 3 zincir. 5. Bu iğne yası İğneden ta çevirmelerde muhakkak arkadaşlar bu şekilde ipinizi şöyle esnetebildiğiniz yere kadar esnetin. Sıkı yapmak da kar etmiyor. İpin incecik esnemesi lazım iğneden ta çevirmelerde. Hemen e, e, bu e, ters tarafına çevirip sık iğne ile ilk yuvaya sabitliyorum ve 3 zincir. Bakın bu şekilde. Ara suyu bu şekilde kalıyor. Hemen bir zincirimle Dönüyorum tepe noktasına sıfırlıyorum 2 1 ve 0 olarak kayamız bitti 8 zincir 6 7 ve 8 hemen sıradaki tığ battıya girip arasuğunu 3 tane bu şekilde yapacağız yine 3 zincir tığ battıya kapattım 3 zincir tığ battıya 2 tane 3 zincirli yuvadan bir tane minik kaya elde ediyoruz. Şöyle ters tarafına çevirip sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya tek kalan yuvamı onu da kapatıp şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Sık iğne ile tepe noktasına girdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen yuvamızın içine kapatıyoruz. Evet bu da ikinci. Şöyle 3 zincir 2 tane üçer zincirli yuva hazırlıyoruz. Bir zincirle şöyle ters tarafına dönüp ilk yuvadan sık iğne ile ipimizi buraya sabitleyip yine 3 zincir şöyle 2 ve 1 olarak tek kalıyor. Bir zincirle dönüş yapıp tek kalan yuvamın şöyle tam ortasından sık iğne ile sabitleyip sıfırlıyorum 8 zincir. Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim şöyle arkadaşlar bakın yapmış olduğumuz ara suyu bu şekilde Evet şöyle ara suyumuz hazır dallarımızı hazırladık ters tarafına çevirerek başlıyoruz bakın şöyle ikinci dalın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim ve dört tane zincir çekiyorum 4 zincirimi kapattım ilk dalımın içine yine 4 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Buraya sık iğne ile 4 zincirimi sabitleyip bir kirpik. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 zincir. 3 tane 4 zincirli kirpik yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum bir defa tığı doladım hemen yuvaya girip bakın şöyle 2 ve 2 bu şekilde sanki 4 zincirli kirpik yapmış gibi güzel bir trabzan yaptık ve 3 tane zincir çekiyorum hemen ters tarafına çevirdim ilk kirpikten girerek kapattım 3 zincir yuvaya sabitliyorum şimdi 2 zincir çekerek trabzan yapacağım 2 zincir bir defa doladım şöyle son yaptığımız trabzanın tam ortasından giriyorum şöyle 2 ve 2 Bakın, üçüncü yuvayı bu şekilde hazırladık. Köşeler bu şekilde olacak hepsi. Yine üç tane zincir çekiyor. Hemen şöyle çevirdim. Bu ilk yuvanın içine sık iğne ile Bu trabzanlı kısım boş kalacak. Zaten içine girmesi mümkün değil. İki zincir çekip bir defa doladım. Son kalan yuvalar muhakkak trabzanlı. Bu şekil çok güzel duruyor bademler. Tıpkı iğne yasında olduğu gibi. Şimdi üç tane zincirle geri dönüyorum. Bir defa tığımı doladım. Tek kaldığı için trabzan yapacağım. Son yuvalar muhakkak bu şekilde şöyle trabzanlı olacak. Bir zinciri de çekip ipimi koparıyorum. Evet. Birebir iğne oyasında olan bademi yaptık arkadaşlar. Bakın çok hoş durdu. Şimdi bir tane de beyaz yapalım. Daha iyi anlaşılsın. Şöyle ters tarafına çevirip yuvamızı ters tarafında yapıyoruz. Bakın ikinci şöyle bademi saymasak ikinci yeşil dalın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle 4 zincir yuvaya girip kapattım. Şimdi 4 tane zincir çekerek buraya kirpik hazırlayacağız. Düz yüzüne döndüm. Yuvanın içine girip bu ilk 4 zincirli kirpik. 4 zincir ikinci şöyle tekrar 4 zincir bu da üçüncü şimdi dördüncü kirpiğimizi bir defa dolayıp yuvadan girip şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım bakın hemen 1 2 3 zincirle dönüşümü yaptım köşe dönüşümü buraya sıradaki tek olan yuvama girdim bu bir yine 3 zincir sıradaki yuvaya şöyle 2 4 kirpikli yuvayla başlayıp şimdi 3'e düşürdüm Son kaldığı için iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bu şekil şöyle son yuvanın içine iki, iki alarak tırabzan yaptım. Yine üç tane zincir döndüm. Hemen sıradaki yuvanın içine, tırabzanlı yuvanın içine girmek zaten mümkün değil. Çok küçük kesim işlemi olduğu için iki zincir çekip bir defa doladım. Hemen son yuvaya iki, iki 4 3 ve 2 oldu. Şöyle 3 zincir köşeye olduğu için muhakkak 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, şöyle 2. Hemen bir zincirle ipimi koparıyorum. Bu bir zincir çekmeden ipinizi koparmayın, sökülüyor arkadaşlar. Evet, bademimiz hazır. Şöyle öbür maviyi de ben yapıp hemen geleyim. Evet şimdi kenar kontürünü yapacağız. Bakın bu şekil pek bir şeye benzetemezsiniz ama arkadaşlar gerçekten kenar kontürünü çekince çok güzel oluyor. Şöyle ilk bu 4 zincirli kirpiğin tam ortasından girip şöyle ipimi bu şekilde buraya sabitleyerek başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir hemen ilk yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki yuvaya girip bu şekilde kenar kontürünü mavi çekiyoruz. Ters işlem yapıyoruz. Şöyle yani maviye saks mavisi, saks mavisine de böyle bu şekilde açık mavi ile kenar kontürünü çekiyorum. Şöyle 3 zincirimi çektim. Hemen sık iğne ile sabit. 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir hemen sıradaki yuvaya kapatıp Bu şekilde bakın kenar kontür işlemini yaptık Şimdi Burası önemli bakın arkadaşlar şurada yapmış olduğumuz sık iğneye şey, e, Trabzanlı yuvanın içine de sadece sık iğne ile giriyorum Hiç zincir çekmeden sık iğne ile giriyorum Şimdi buradaki ilk 4 zincirli yuvaya da Bu şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum Evet şöyle ara ara sanki Çözünürlük gidiyor bu iğne oyasında sadece elinizin sıkı olması yeterli olmuyor arkadaşlar. İpinizin de böyle incecik çekilmiş olması gerek. Ara ara söylüyorum. İnşallah ikinci kez söylemiyorumdur. Bu şekilde kenar kontürlerini gidiyoruz ve 1 2 3 zincir kapatıyorum. Tekrar şöyle 3 zincir bu şekilde bütün yuvaların içine girmiş olduk üçer zincirle bu trabzan yaptığımız son yuvayı da sık iğne ile girip orayı da boş bırakmıyorum ve son bademimize geçişimizi yapıyoruz üçer zincirle kenar kontür yapacağız Evet 3 zincir sıradaki yuvaya tekrar 3 zincir sıradaki yuvaya 3 zincir şöyle tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum bakın. Hem bu kesim işi ipi kaynamış oluyor. Yanık izi arada kalmış oluyor. Böyle şekil güzel duruyor arkadaşlar. Son yuvaya iki defa. Evet, sona geldik. Bakın. 3 sağda ve 3 solda yuva olmuş oluyor. Bu trabzanlı kısma yine sık iğnemi yapıp bir zincirimi çekip ipimi koparıp yakıp hemen temizleyip geleyim bakın arkadaşlar. Evet bu kirpiğini unuttuk arkadaşlar hemen onu da yaparak tamamlayalım. Ben orta kısmına bir tane yapıyorum. İsteyen tüm hepsine mavi beyaz diğerlerine de yapabilir veya benim gibi böyle bir tane yapabilir veya da hiç de yapmayabilir. Evet şöyle 5 tane zincir çekip artma işlemi olarak kullandığımız yeşil yuvaya kapattım. Sıkı sıkı 5 zincir kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 5 zincir yuvanın içine girip sabit. 3 tane kirpik oldu hemen. Şöyle koparalım ipimizi ve bakın çok güzel bir hareketlilik geliyor bence arkadaşlar kimseyle oyalayıcılık olarak düşünüyor ama bence birazcık çıtı hava böyle bir bahar havası katıyor diye düşünüyorum kalıp gibi oldu bakın modelimizde şöyle sıkı sıkı ipi incecik yapınca da hemen şu ipleri yakıp temizleyelim ve damızı edelim evet modelimizi hazırladık arkadaşlar bakın şöyle mavi ile tonlamada yaptık sizler için çok hoş ve zarif durdu şöyle arkadaşlar yakın plan kıtayım ama çok şunları toplayayım arkadaşlar benim gözüme çok karanlık geldi şöyle ışık da açık bu noktayım çok hoş oldu arkadaşlar gerçekten tonlama da şöyle de tutayım daha net şöyle türbentin üzerinde demin gösterdim ki şöyle hani maviye karşı ama daha iyi anlaşılsın tonlama işi diye nasıl çıktı bilmiyorum ama benim gözüme çok boğucu ve böyle bir mavi oluştu. O yüzden böyle beyazın üzerinde göstermek istedim. Şöyle bakın. Çok hoş oldu arkadaşlar. Gerçekten e, birebir de inşallah yaptım aynısını. İnternet altyapı döşendiği için internetler yok arkadaşlar. Geç bir zaman geliyor. Şimdi saat 11 gibi. Sabahtan beri de yok. O yüzden e, Size telefonu resmini şöyle gösteremedim. interneti olmadığı için. Birebir aynısını yaptım. Sadece beşliydi arkadaşlar. 3 yerine beşliydi. İsteyen tabii ki beşli de yapabilir. Şöyle bir de sallantılı haline de bakıtayım. Bakın. Şöyle. Sallantılı halide. Ters duruşu da bu şekilde duruyor. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten birebir de kolay bakın verdiğim taktiklerle de yaparsanız bu şekilde oluyor şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ben hemen yapar yapmaz tak diye olmuyor gerçekten ben de bu güzelliğe ulaşmak için 2-3 defa kesiyorum yaptığım işleri kesmiş olduğum olmayan ipleri görseniz yani gerçekten hemen pes etmeyin benim hani yorumlarda yazıyorsunuz sizinki kadar olmadı veya instagram üzeri resim atıyorsunuz Gerçekten hemen olmasa da 3 defa pes etmeden deneyerek zinciri sıkılaştırarak veya ipi iyice esneterek bu şekilde leylak markası da daha ince oluyor. Altın başa göre tercih ederseniz daha güzel duracaktır. Bakın. Şöyle. Evet sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle bu güzellikler bu şekilde beğeni ve yorumu hak ediyor. Hem de desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.